Herkese merhaba, günaydın. Yeni uyandım, saat 9.30-10'a doğru geliyor. Uzun süredir Rana'yla birlikte ayrı ayrı kanal için kameranın karşısına geçmiyorduk. Üzerine biraz düşündük, şu sıra biraz kitap okumaya da ihtiyacımız var düzenli bir şekilde. Bunu sağlayabilecek bir şey olması için 24 saat okuma maratonunu birlikte çekmeye karar verdik yine. Bizim Rana ile 24 saat okuma maratonu anlayışımız aslında 24 saat boyunca aralıksız kitap okumaya çalışmak değil. Derslerimizin yanı sıra vakit bulduğumuzda, yani boş vakitlerimizi kitap okuyarak değerlendirdiğimiz bir maraton bu bizim için. Ben size bu videonun başında son kitap alışverişimde aldığım kitapları göstereceğim. Şimdi öncelikle Türk yazarımızdan başlayalım. Buradaki kitap alışverişimde ne yazık ki sadece bir tane Türk yazar almışım. O da bu kitap. Ben liseye giderken bizim bir edebiyat öğretmenimiz vardı ve Murat Anmungan'ı o kadar çok seviyordu ki, yazı stilini. Fakat ben Murat Anmungan'ın kitabını daha henüz şimdiye kadar okuyamamıştım. Ve aklımda da değildi aslında. İstanbul kitapçısına girdiğimde raflarda gördüm. Bu kitapta içinde küçük küçük hikayelerden oluşuyor. 10'ar sayfalık, 15'er sayfalık diyebileceğim. Ben bir şey bitiremeyince kendimi rahatsız hissediyorum. Ne yazık ki. Ve bu hikayelerde en azından açıp diyorum ki tamam, şimdi ne kadar vaktim var, şu kadar. İki tane hikaye okuyabilirim. İki tane hikayeyi bitireyim. Ondan sonra işime devam edeyim. Ve bu benim için aslında çok daha iyi bir tarz. O yüzden muhtemelen Murat Anmungan'ın bu kitabını bu 24 saat okuma maratonunda bir yerlerde okuyacağım. Şu iki küçük kitaptan bahsedeyim. Bunlar da İstanbul Kitapçısı'ndan aldığım kitaplar. Ve kapaklarına bayıldım yani. Şunun kapağına özellikle. Can Yayın evinden çıkmış, Can Yayınlarından çıkmış. Kısa Klasikler diye böyle gruplara ayırmışlar. Ben bu rüya kitabını okudum. Bir gecede okudum. Zaten bunlar da küçük hikayeler gibi. Az önceki kitap gibi birkaç tane hikayeden oluşmuyor. Tek bir hikayeden oluşuyor. Bir sanatçının sonsuz arayışıyla ilgili ve bu arayışın içerisinde hangi duygularda kaybolduğuyla ilgili bir kitap. Bu kitap caz felsefesi. Yani biz klasik batı müziğin içerisinde olduğumuz için bize çok fazla caz ve modern müzikten bahsetmiyorlar. Ve bunun eğitimini vermiyorlar ve vermeyecekler yüksek ihtimal çünkü bizim bölümümüzün içinde değil. Fakat müzik ve sanat hiçbir zaman bölümleşemez ve bölümleri birbirinden ayrışamaz. Dolayısıyla da bizim okul bize vermese bile bazı şeyleri kendi kendimize araştırıp tarayıp bulmamız gerekiyor. Ben tabii ki bir arayış içerisindeydim fakat o kitapçıya girerken bir caz felsefesi kitabı görebileceğimi ve alabileceğimi bilmiyordum açıkçası. Küçük küçük diyemeyeceğim büyük büyük açıklamaları var bazı şeylerle ilgili. Evet, önce şundan bahsedeyim çünkü bunu sona bırakmak istiyorum. Bu kitap dış kapağından gördüğünüz gibi İş Bankası serisinden. Kısaca anlatmak gerekirse bu bir distopik bir roman. Teknolojinin çok geliştiği ve çok ileriki yıllardan bahseden, dünyanın globalleştiği, sınırların ortadan kalktığı, insanların tek bir devlette yaşadığı bir yerde geçen bir roman ve içeriği de bu tek devlette yaşayan insanların bir projesi var ve bu projede yer alan bir kişinin aslında günlüklerinden oluşan bir kitap bu. Bu projede kendi gezegenlerine tek devlet olmuş insanlar başka gezegenlerdeki yabani varlıkları aklın boyunduruğu altına almayı amaçlıyorlar. Yani kısaca şurada şunu demek istiyor. İnsanlar tek devlet olmaya başarabilseler de yine de içlerindeki o bir şeyleri işgal etme, birilerinin yerine dadanma, birilerini kendilerine benzetmeye çalışma, yozlaştırma, onları kendi dünyalarından ayırma gibi şu an işte doğaya yaptığı, hayvanlara yaptığı veya hatta birbirine yaptığı şeyleri o zaman bizim uzaylı dediğimiz bir takım canlılara yaptıkları bir proje. O yüzden de bu kitap benim çok çok ilgimi çekti. Fakat tabii ki 24 saat okuma maratonunda bunu şimdi sıkıştıramayacağım. Ve asıl geleceğim son kitapta bu kitaba ben bayağı bir başladım. Hoffman bir besteci aslında.
Ve edebiyatçılığı her zaman besteciliğin önüne geçmiş. Bu kitabın konusu bir kedinin okumayı, yazmayı öğrenmesi ve bir süre sonra görmüş geçirmişlikle beraber kalemi eline alıp kendi hayatını yazmaya başlamasıyla ilgili. Burada yazar Kedi Moore, editör Hoffman. Dolayısıyla editörün bazı yerlerde notlarını görüyoruz. Editör şöyle bir not bırakıyor. İşte ben dikkat etmemişim, bakmadan yayına vermişim. Dolayısıyla birkaç tane el yazması bir şeyler karışmış araya diye açıklıyor. Yani işte Kedi Moore taslakları böyle kağıtları üst üste bir şeylerin üzerine koymuş. Bir şeylerin üzerinde yazarken alttaki kağıdı da almış, onu da almış, bunu da almış derken başka bir kitabın sayfalarını da o taslakta götürmüş. Onlar beraber basılmışlar. Dolayısıyla Kedi Moore anlatırken bir anda sözü yarıda kesiliyor ve başka bir şey anlatılmaya başlanıyor. Bir yandan Kedi Moore'un hayatını Kedi Moore'un gözünden dinliyoruz. Bir yandan da aslında o diğer kitap Kedi Moore'u sahiplenen birileriyle ilgili ve bu birilerinde bir besteci geçiyor. Sahiplenen, en son sahiplenen insan besteci Johannes Kreisler. Johannes Kreisler tabii ki Hoffman'ın bir edebi karakteri, ürünü. Yani böyle biri gerçekte yaşamış değil. İki farklı canlının gözünden bir olayı anlatıyor ve o yüzden bence bu kitap çok değerli. Ben sadece 50 sayfa okuyabilmişim ve yani bu kitaba bayıldım şimdiden. Yüksek ihtimalle bitirdiğimde de farklı bir şey düşünüyor olma ihtimalim çok az diye düşünüyorum yani. Ve 24 saat okuma maratonunda bu seferkinde buna devam etmeyi düşünüyorum. Şöyle bir ayrım oluyor. Bu bahsettiklerimi şimdilik okumayacağım. Bu bahsettiklerimi de bu 24 saat okuma maratonunda olabildiğince ilerlemeyi planladığım kitaplar. Şöyle kaotik bir ortamım var. Şurayı bir düzenleyip başlıyorum. Burada da yeni aldığım kitaplar var. Herkese merhaba. Biraz sessiz konuşuyorum çünkü evde hala uyuyanlar var. Eylül'le tekrardan bir 24 saat okuma maratonu çekmeye karar verdik. Ve kısaca ona başlamadan önce okumak istediğim kitaplardan bahsetmek istiyorum. Bir tanesi Hıfzı Topuz'un Paris'te Son Osmanlılar romanı. Bir de telefon koyacak yerim olmadığı için neyse tek elle. Hıfzı Topuz'un Paris'te Son Osmanlılar romanını okuyacağım. Bu romanı aslında lisede okumuştum edebiyat dersi için. Fakat tekrardan okumak istedim. Çünkü gerçekten hem tarihi açıdan hem de bence edebi açıdan çok zengin bir roman. Sonra Tolstoy'un Sanat Nedir kitabını okuyorum. Bu kurgu dışı bir kitap. Roman değil yani. Bunu da okuma sebebim hani Tolstoy'un başka eserlerini okudum. Fakat hiç kurgu dışı bir eserini okumadım. O yüzden bunu okuma hedefim var. Ardından A Lady's Guide to Fortune Hunting okuyacağım Kobo'dan. Bu da tamamen popüler kurgu bir kitap. Bunu okuma sebebim de şu. Bir tane video çekmeyi planlıyorum. Hani şu klasiği seviyorsanız bu popüler kitabı okuyabilirsiniz. Veya bu popüler kitabı okuduysanız hani alternatifi bu şeklinde. Bu da çok fazla bu videoyu çekmek için önerilen bir kitaptı. Hani biraz başladım sabah zaten. O yüzden bunu okuyorum. Böyle şimdi bunlara başlayacağım. İstanbul'a geldim. 2 gün sonra da 2 gün bile değil. 1 gün sonra geri dönüyorum. Tatile geldim. Ara tatile. Arkam çok güzel çünkü buradaki evimde doğal olarak kocaman kütüphane kısmımız var. Şimdi bu üçünü okumayı düşünüyorum. Sanat Nedir'i bitirmeyeceğim çünkü yanımda götürmek istiyorum. Hani bitirirsem yanımda götürmenin pek bir anlamı yok. Çünkü bayağı götüreceğim kitaplar. Onlarla ilgili de zaten ayrı çekeceğim video. Öyle Paris'te Son Osmanlıları bitireceğim. A Lady's Guide to Fortune Hunting'i bitireceğim. Onun dışında belki araya hani şiir kitabı vesaire veya hikaye kitabı koyabilirim. Ama henüz bilmiyorum onunla ilgili. Eylül ne okuyor hiçbir fikrim yok. Kaygan olduğu gibi. Çünkü o benden daha önce başlıyor. Erken kalkıp.
öncelikle A Lady's Guide to Fortune Hunting ile başlayacağım. Çünkü hani dedim ya, bir video çekmek istiyorum. Bu videoda hani şu klasiği seviyorsanız bu popüler kurgu kitabı sevebilirsiniz. Veya şu popüler kurgu kitabı seviyorsanız bu klasiği sevebilirsiniz. Veya şu popüler kitabı sevdiniz ama yeni bir alternatif mi arıyorsunuz? O zaman bunu sevebilirsiniz. Yani içerisinde bulundurmak istediğim bir kitap. Tabii beğenirsem koyacağım. Şu an 6. bölümdeyim. Yarı Pride and Prejudice, yarı Bridgerton gibi gidiyor. Çok ekstra bir kalite göremedim. Gerçekten çok benziyor Bridgerton'a yani. Evet, saat 1:30 oldu. Saat 10'da başlamıştım okuma maratonuna. Ve tabii ki sadece 10'da başladığım andan itibaren kitap okumadım, söylediğim gibi. İşte piyano çalıştım, kahvaltı yaptım vesaire. Şimdi saat 1:30 ve bu kitabı bitirdim. Direkt okuma maratonunda bu kitapla başlamıştım zaten. Gerçekten sevdiğimi söyleyebilirim. Zaten aslında bir hikaye, yani 50 sayfalık bir hikaye olduğunu söyleyebilirim. Balzac eserlerinden birini ilk defa okuyorum. Bu kitabın içerisinde 3 tane kahraman var, yani kısaca söz etmek gerekirse. Bir tanesi yaşlı ve bilge diyebileceğimiz çok tecrübeli bir ressam. 10 yıldan fazla bir süredir bir hayatının projesi var, onun üzerine çalışıyor. Bu hayatının projesi de dünya üzerindeki en güzel kadını çizmek. Bir yerden bir yere götürüyor bizi ama çok fazla şey anlattığını düşünüyorum ve en çok da aşk konusunda bir şeyler anlattığını düşünüyorum. Üzerine basa basa durduğu konu aşk. Birine karşı duyduğumuz gerçek bir aşk, gerçek bir zaaf konu alınırken aynı zamanda bir insanın işinde en iyi olma isteği, bir toplulukta en iyi olma isteği, tutku, aşk, bağlılık gibi şeylerin üzerinde duruyor. Bu kitap hoşuma gitti benim. Bu kitabı da bitirmiş oldum. Şimdi artık yüksek ihtimalle bir kitap bitirebileceğimi düşünmüyorum bu süreçte. Hoffman'ın kitabına devam etmeyi düşünüyorum. Arada da Murat Anmungan hikayeleri okuyacağım. Bu arada şu kapakların ve kitapların arka sayfalarının güzelliğine bakar mısınız? Tasarımlarının. Çok güzeller. Hele bu, buna bayıldım yani. Şimdi azıcık konum değişikliğiyle biraz Paris'te son olsanlardan bahsetmek istiyorum. Çünkü gerçekten çok güzel gidiyor. Şu an 174. sayfadayım. Yani öncelikle ben YKS'de sözel kısımdan mezun olduğum için hani çok fazla yazar ismi, işte tarih olarak da tabii tarihi isim duyduğumdan hani onların gerçekten hepsinin bir arada aynı olay örgüsü içerisinde olması hem çok ilginç geliyor hem de çok keyifli geliyor. Hani mesela Tevfik Fikret'le aynı zamanda orada hani tarihi isimlerin bir arada olması, işte padişah isimlerini, yok Abdülmecit bir arada vesaire. Şimdi şöyle, burada Medea Sultan ve damat Ferit diyor ama velakin asıl olay örgüsü tabii onlarla, hani onların etrafında biraz dönen bir olay örgüsü. Fakat mesela 174. sayfadayım, henüz damat Ferit'le ilgili hani ana karakter damat Ferit diyebileceğim bir şey yok. Kitabın bir kısmı Paris'te geçiyor, bir kısmı İstanbul'da geçiyor. Hani bölüm bölüm ayırmışlar. Hani bir bölüm Paris, bir bölüm İstanbul gibi değil de hani bir bölümü bitiriyorsunuz. Bir anda İstanbul'da hani Medea Sultan ne yapıyor ondan bahsediyor. Sonra dönüyor işte Paris'te nasıl devrimci hareketler yapılıyor, Jön Türklerden bahsediyor. İşte meşrutiyete geçmek için nasıl eylemlerde bulunuyorlar onlardan bahsediyor. Gazetelerden bahsediyor. O zaman aynı zamanda Paris'te de hani birazcık kargaşanın olduğu bir dönem. Ayrıca kitabın içinde fotoğrafların olduğu, hani bizim karakterlerimizin gerçek hallerini gördüğümüz bir kısım var. Tabii doğal olarak okurken böyle hayal ediyorsunuz bu isimleri. Güzel olmuş yani kesinlikle koymaları. Mesela burada Mustafa Fazıl Paşa'nın yayınladığı yazıdan bahsediyor. Burada Ali Suavi'nin yönetimindeki Muhbir Gazetesi'nin nasıl kapatıldığı, işte orada nasıl kararnameler yazıldığı,
Paris'te mesela şimdi bunlar gitmişler Paris'e. Öncelikle hani sürgün olarak bir nevi'ye gitmişler. Hani orada nasıl Victor Hugo'nun oyunlarının oynandığı, nasıl hani gelişmişlik sembolü olarak hani işte kafelerde insanlar nasıl iletişim, yani nasıl bir hayat tarzı yaşıyorlar, sokaklarda nasıl bir hayat tarzı yaşıyorlar, kadınların hayatı nasıl farklı. Çünkü burada hani doğal olarak burada giden beyefendilerin orada Fransız kadınlarla ilişkileri oluyor. Ve öyle olunca hani birazcık da orada o dönemde kadınların yeri nasıl onu görmüş oluyoruz Fransa'da. Çünkü doğal olarak Osmanlı'da hani kadınların öyle bir söz hakkı veya öyle bir yeri yok. İsim olarak mesela Ahmet Mithat Efendi var, işte Namık Kemal var, Ebu Ziya Tevfik var, Tevfik Fikret var. Hani edebi isim olarak diyebileceğimiz. Şimdi çok sevdiğim bir, yani çok hoşuma giden bir bölümü okumak istiyorum. Bu Mustafa Fazıl Paşa'nın mektubunda yazan bir bölüm. Padişahların sarayına en güç giren şey doğruluktur. Onların çevresini sarmış kişiler doğruluğu kendisinden saklarlar. Onlara göre halkın çekmekte olduğu sıkıntılar tembellikleri sonucudur. Devletlerin güçten düşmesi tarihin ve doğal yasalarının gereğidir. Bu önlenemez. Ya o kadar da eski değil tamam ama eski bir dönemden bahsediyor ve şu an bile geçerli olan durumların oluyor olması yani gerçekten insanı düşündürüyor. Bu yüzden kesinlikle okumanızı öneriyorum. Hem biraz Osmanlı tarihinin hani tarih kitaplarında anlatılan, yani mesela atıyorum üniversite sınavında çalışanlar için, üniversite sınavında çalışırken kinin dışında Osmanlı tarihiyle ilgili bir şeyler görmek istiyorsanız veya hani tabii elbette içerisinde büyük bir kurgu payı var, çok büyük bir kurgu payı var. Fakat yine de o karakterleri bir arada görmek, onların hani ilişkisine dair fikir sahibi olmak bence çok ilginç. Kesinlikle öneriyorum o yüzden. Hızlıca bir güncelleme yapmaya geldim. Paris'te son Osmanlıları bitirdim. Kesinlikle çok çok severek okuduğum bir kitap oldu. Yani neredeyse hiç sıkılmadan çok keyifli okudum. Yani zaten hedefim bunu okuyup burada bırakmaktı. Çünkü yanında götürmek istediğim çok kitap var. Yani küçücük bavula nasıl sığacak o kadar hiçbir fikrim yok. Bir de İstanbul'a bir aksilik vesaire çıkmazsa inşallah diyelim. Haziran'a kadar dönmeyeceğim yüksek ihtimalle. Hem bayram girdiği için araya biletler çok pahalanıyor. Hem de benim Mayıs'ta normal finallerim başladığı için ve ondan öncesinde de acayip yoğun bir tempo ile çalışacağım için gelecek vaktim olmayacak diye düşünüyorum. Bu yüzden yanımda götürmek istediğim çok kitap var. Neyse, devam edeyim. Şimdi A Lady's Guide to Fortune Hunting'e geri döneceğim. Benim Kobo üstünde 276 sayfa gözüküyor. Ama tabii puntolardan vesaire değişiklik gösteriyor. Ve mesela yani her iki Kobo sayfası da bir sayfa olarak geçiyor vesaire gibi. A Lady's Guide to Fortune Hunting %21'e gelmişim. Bitirir miyim bilmiyorum ama biraz deneyeceğim olduğu kadar. Öyle.